Günaydın, 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 günaydın. Aragaz 26 Ekim Perşembe günüsü başlamış bulunuyor efendim. Hadi yine iyisiniz. Vallahi bu çok ballısınız. 2 saat boyunca müzik, makara, kukara hem de beleş. Vatandaş, sivil değil mi bil? Bu arada bir düzeltme yapalım. Bazı dinleyicilerden bazı eleştiriler geliyor. Hep aynı şarkılar çalıyorsunuz deniyor. Evet, aynı şarkılar çalıyor. Çünkü Metro FM bir hit müzik radyosu. Hit parça dediğinde zırt pırt çıkmıyor. Hit ne varsa onu çalıyoruz yani, onu diyelim. Tabii, hit şarkı var ya, çok zor çıkar. Yumurta gibi. Pascal haftada bir hit çıkardığı için iyi bilir. He. Yani kısaca burası bir hit müzik radyosu olduğundan, hit parçalarının da sayısı belli olduğundan sık sık aynı rotasyonda şarkılar dönüyor. Az bir hiti döndür döndür çalıyoruz yani. Yani bir de para verip dinlemediğimize göre boş verin sevgili dinleyici ya. Tamam Kadir, sert yapma ya. Yok yavrum, niye sert yapayım? Adamlar Pascal Numa'yı, Kadir Çöpdemir'i parası neyse bastırıp her sabah buraya getiriyorlar. Üstüne bir de hit parça çalıyorlar. Daha ne yapsın abi patron, yazık yani. Kim bunlar ya? Yavrum patronu yalıyoruz ya Pascal, çaktırma. Niye abi? Yavrum arızam aldık ya. Patron şimdi biraz sinirlidir. Onu sakinleştirmek için bunlar taktik. Bunları öğreneceğim Pascal. Öğretemedim Kadir, şu yıllardır sana. Kadir. Ya. Patron adamdır. Ben var ya, patronunu çok seviyorum. Yavrum böyle aleni dil darbesiyle olmaz. Dolaylı yoldan yapacağım bu işi. Benim gibi. Yok Kadir. Ben direkt yararım. Yavrum o zaman adın yalakaya çıkar. Dolaylı yoldan yaparsan mesajı sadece patron alır. Başkası bir şey anlamaz. Senin de adın yalakaya çıkmaz. Kadir bunlar var ya, ince taktikler. Yavrum kaç sene mayışlı ve de patronla birebir çalışan bir insanım Pascal'ım, bunları öğrendim. İnce sanat bunlar. Yanımdayken sen de bunları öğren, başka yerde öğretmezler bak. Senin yayında var ya, insanlık öğrendim sandım ama var ya, kolpacının tek yolu. Niye böyle oldu? Yavrum sende ne varsa ben onu işlerim. Senin mayanda kolpa vardı, ben ne yapabilirim? Onu işledik. Kadir, içindeki insanı dışına çıkar. Vallahi eğer senin içinde iyi bir insan vardıysa bile çok içeri kaçmış Pascal. Bulunmuyor yani, kolum yetişmiyor yavrum. Yapma ya. Peki Kadir, ben böyle kolpacı olarak mı yatacağım? Yaşarsın yaşarsın. Vicdanın of, sesini susturmuşsun sen. Sıkıntı olmaz benim. Ne yapacağız yavrum bugün? Abi aynen ya. Geyik, makara kukara. Ha, çene suyuna çorba diyorsun. Telefon kedi telefon. Ya kim bu ya? Daha programa başlamadık ya. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Ha, alo. Ha, sayın papa, buyurun buyurun. Babacım. Kadir, babacım arıyor. Ha, Pascal babacın arıyor. Ver bana, ver bana baba. Al sana babanı. Alo babacım, ellerinden öperim. Ben Pascal ben. Çok güne işledim. Özür dilerim. İş giyiştim. Honduras yaptım. Yalan söyledim. Evet yaptım. Kadir, babasını istiyorum. Ver babacını. Alo sayın papa, evet. Evet, ileteceğim. Tamam tamam, işiniz gücünüz rast kesin, tabancanızdan ses kesin sayın papa. Ne dedi babacığım? Babacın sana dedi ki içkiyi, Honduras'ı, yalan söylemeyi ben mi yasakladım? Benden niye özür diliyor? Allah'tan af dilesin dedi. Kadir, babacığım baba ters yaptı. Yapar abi, adam yıldı senden. Ha? Hatay'dan 2 kilo tahin istedi, 1 kilo zile pekmez istedi, onları gönder dedi. Kardeşim, babacığım ne yapsın onları? Yavrum, kış geldi. Parmaklaya parmaklaya yiyecek. Enerji için. Buralar hep mermer, hep taş diyor. Kışın ısınmak için diyor. Mecburen dayanıyoruz zile pekmeziyle, tahin ediyor. Aa, Kadir, işini çözerim. Çözeriz, çözeriz babacığın işini. Önce kendi işimizi çözelim. Bak halkımız beton ormana giderken yine trafik ejderhasının pençesinde çırpınıyor, yazık ya. Yapıştır Twitter adresimizi. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Tweet atana hayır duası ediyoruz ona göre. Hadi işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin efendim. Hayırlı işler. Aragaz. Pascal. Kardeşim. Yüksek sanat dolu dakikalar yine geldi yavrum. Hoş geldi, safa geldi. Sen mi yazdın? Hayır Pascal. Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesinden yüksek bir şiir okuyacağım. Posta şiiri, güzel. Oğlum sen kafanı vurmadın değil mi? Posta şiirinden sen nefret edersin ya. Alıştım abi. Kadir, insan var ya, her şeye alışıyor. Senin yüksek sanata alıştırdığım için aslında çok mesudum ya. Konusu ne? Şiirin konusu mu? Çöpçü. Çöpçü mü? Evet evet, Şükrü Turhal yazmış. Posta gazetesi yurdum şairleri köşesinden. Kayseri, İstanbul'da yaşıyor. Ben belediyenin fen işlerinde çalışan bir abimizmiş. Fen işleri? Evet evet, fen işlerinde çalışıyor. Aslında efendim, fen işleri dairesi personeli. Çöpçü adlı şiirini yazmış. Oku bakalım.
Şu güzel çevreyi kirletenlere, parkta yolda çekirdek çıtlatanlara, denize ormana çöp atanlara bir tek sözcüğün yok mudur çöpçü? Olmaz mı? Aha. Piknik yerine gider halkımız gölgede yatar, içeride gazozu suyu petleri atar, yer içer çöpleri etrafa saçar, bir tek sözün yok mudur çöpçü? O çöpler var ya, bize girsin. Atma dersen bakar der, senin görevin. Ben atmasam burada işin ne senin? Sana iş çıkıyor, haydi koş sevin. Bir tek sözün yok mudur çöpçü? O çöp atın var ya, eli kırılsın. Anlayana bir söz benzer bir söze. Şu güzel çevreyi getirin göze. Hizmet için vardır çöpçüler size. Bir tek sözün yok mudur çöpçü? Çöpçü, sen var ya adamsın. Boynuma dola. Pascal o değil de... Hakikaten lan yazın sahil kenarında halkımız mangal yapıyor. Çimlere yayılıyor, piknik sefası yapıyor. Evet. Sonra geç saatte sahil yolundan böyle bir boğazdan bir geçtin mi hiç? Geçtim. Abi o sahilde piknik yapan halkımız evine gidince geride ne kalıyor? Çöp denizi. Ya aynı sürede oraya koyun sürüsü bağlansa daha temiz kalır ha. Maalesef abi. Neden bizim olanın kıymetini bilmiyoruz ya? Bilmiyorum abi ya. Korkuyorum Pascal. Neden? Senin olanın kıymetini bilmezsen Allah onu senden alır demişler ya, başkasına verir demişler. Allah korusun. Ben şimdi hatırlatayım da ona göre yani. Eyvallah abi. Aragaz. Pascal. Kadir canım. Canım senin Instagram adresin neydi? Ve numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Hı. Metro FM'in neydi adresi? Metro FM TR. Metro FM TR'de Metro FM'in Instagram adresi. Peki efendim. Şimdi ne var efendim, nelere bakacağız? Tweetlere mi bakalım, ne yapalım ya? Evet abi. Hı. Bak tweetleri de Pascal Atçı Kadir'e atacaksınız biliyorsunuz. Efendim atmayacaksanız da tezgahın önünü kapamayalım yani. Kardeşim almayacaksan malı kurcalama. Bravo lan Pascal, öğreniyorsun esnaflığı ha. Sayende abi. Peki. Ercan diyor ki Kadir abi, geçen hafta Barcelona Malaga maçını Messi'nin özel davetlisi olarak Nou Camp'ta izlediğini neden bizden bir haftadır gizliyorsun diyor. Harbi Kadir. Haftasını seni aradı. Yoktu. Kayıttı. Ne olur? Barcelona'daydım Pascal. Hadi lan. Ne yaptın orada? Bu Gaudi evlerine kaç torba çimento gitmiştir. Göz kararı ona baktım. La Rambla'da dolaştım. Biraz alışveriş döndü. Yemek de yeseydin? Yedim tapas yedim. Bol bol tapas yedim. Deniz önünde yedim. Vay be. Hayat sana güzel. Kardeşim bir kere Barcelona Malaga maçına gittiğim doğru. Ama Messi'nin davetlisi değildim. Benim zaten Nou Camp'ta kombinem var ya. Hadi canım. Neredin? Maraton alt. Nou Camp? Maraton alt mı var? Olmaz mı ya? Nou Camp'ta her yerde maraton alt var. Maç için mi gittin? Yok, gitmişken Barcelona Malaga maçını da seyrettim ya. Niye gittin? Şimdi abi annemin Eskişehir'deki evin bahçesine tavuk çocuk için kümes yaptıracağız. Hı hı. Annem dedi ki oğlum bu Gaudi evleri dedi pek bir güzel olur, pek bir enteresan olurmuş dedi. O Gaudi evlerine benzeyen bir kümes yaptıralım dedi. Ben de onu incelemeye gittim, Gaudi evlerini inceledim. Lan oğlum öyle kümes mi oğlum? Niye olmasın abi? Bu kadar gözümüzde büyütmeyin kardeşim, neden olmasın? Baktım şey etmiyor, Aramla'da söverimi yaptım. Alışveriş, yemek, maç için Nou Camp, Barcelona Malaga, ondan sonra tribünde oturuyorum. Barcelona'da maç öncesi ısınmak için sahaya çıktı. Messi beni gördü tribünde. 100 bin kişi içinde seni gördüm. Ne var göremedim. Kuzular 1000 tane koyun içinde anasını tak diye buluyor, ne var? Kedi, Messi senin kuzun mu? Lan limon suyu sıkma muhabbete ya. Neyse tribünde ayran, pide, meyve suyu satan adam geçiyor. Bana bir ayran bir pide diye bağırınca sesimi duydu. Lan oğlum. Nou Camp orası. Pideci olur mu? Hem de nasıl. Neyse Messi sahada ısınırken benim sesimi duyunca koptu geldi tribüne. Kadir abim dedi, niye dedi geleceğini haber vermedin. Darıldım vallahi dedi. Messi mi dedi? Yerin iyi mi abi, aldırayım seni dedi locaya dedi. Messi dedi. Yok koçum dedim, ben tribün çocuğum, locada maç izlemek bize ters dedim. Canım abim, hoca pis bakıyor, ben biraz ısınıyormuş gibi yapayım. Bir arzun emrin olsa derhal söyledi, fiti fiti gitti ısınmaya antrenmana. O ara Barcelona başkanı geldi. Barcelona başkanı. He. Kadir'cim dedi, haberimiz olmadı, niye habersiz geldin lan dedi. Buyur gel locama dedi. Sağ ol başkan, ben böyle iyiyim dedim. Kadir'cim dedi 3500 avro rica edeyim dedi. Hayrola başkan, Paris Saint Germain'e dünya kadar para yeteredin. Brezilyalı forveti parası mı kaldın lan dedim. Borç mu istiyorsun dedim. Yok kardeşim, ne borcu, sen Barcelona kongre üyesi değil misin dedi. Evet dedim.
5 sene önce üye olmuşsun, bir kere aidat ödememişsin, 3500 avro aidat borcum var dedim. Lan zorla üye yaptınız, ben mi istedim dedim, istifa ediyorum dedim. Lan nasıl iş lan dedi, sen hot ben zot, kim verecek ineğe ot dedi. Kimse aidat ödemiyor, para yok, topçular dedi prim parası istiyorlar dedi. Ben koca Barcelona kulübünü nasıl idare edeceğim? Nereden girdim bu kulüpçülük işine dedi. Jesus belamı verseydi de girmeseydim. Saplandı kaldı bu kulüp dedi. Bunları başkan mı dedi? He, Barcelona başkanı. O ara telefonum çaldı, baktım Ronaldo arıyor. Hangi Ronaldo? Real Madrid'deki Cristiano Ronaldo yok mu abi? O. Açtım. Vay Ronnie'ma bak, abisini de aramış. Kardeşim nasılsın? Başarılarını takdirle izliyorum dedi. Abi boş ver ya, ben sana dargınım dedi. Ronaldo mu dedi? He. Ne oldu lan Ronaldo'm, niye darıldın? Abi burada Ronnie kardeşin duruyor. Sen Messi denen cücüğün maçına gidiyorsun. Kalbimi kırdın, bin parçaya böldün. Üzdün bu çocuğu Kadir abi dedi. Oo. Seni dedi Regaip Kandili'nde ilk kim arıyor dedi. Ben. Kurbanda daha sabah namazına gitmeden kim arıyor? Ben. Yani ama sen Messi'ye gidiyorsun. Olmuyor ki abi dedi. Tanıdık seni de dedi. Ya Kadir bunlar Ronaldo mı dedi? Ya kaç kere söyleyeceğim bro. Evet. Neyse baktım çocuk gerçekten üzülmüş. Ya aslanım ne var, yarın Madrid'e geldim senin maçını izlerim. Vicente Calderon'da dedim. Bizim maç deplasmanda abi, Fransa sınırına gidiyoruz. Nereye geliyorsun dedi. Doğru konuş. Kapçık ağzı şeberek dedim. Gece kondu çocuğuyum. Biraz arpa görünce adam oldunuz lan hepiniz dedim. Ya Kadir yeni misin oğlum? Ronaldo mı dedin? Yani demedim ama böyle bir ilişkimiz olsa ne güzel olurdu değil mi Pascal? Ah be Kadir ya. Çıtaks ya. Aragaz. Pascal. Kadir. Birmingham'da bir adam karısının kaprisinden ve dırdırından kaçıp 10 yıl boyunca ormanda yaşamış. Hadi canım. Evet, karısı sürekli işiyle ilgilendiği ve kendisiyle ilgilenmediği için sürekli şikayet eden eşinden kurtulmak için ormana sığınmış. 10 yıl boyunca ormanda tarzan gibi yaşamış. Bu nasıl kadın ya? Ben burada kadından yanayım Pascal. Niye abi? Ya çünkü Pascal bir erkek açısından düşünün. Evlendin, artık bir karın var. Öyle bekarken yaşadığın gibi yaşayamazsın. Senin tek başına bir hayatın yok. Önce karınla ilgileneceksin kardeşim. Abicim akşam bireye uğrayıp bir tek atar. Heh. Olamaz mı? Ha işte felaketin ilk adımı o dediğin şey. Haftada bir arkadaşlarla bir yere uğrayıp bir tek atmak. Yani atmayacaksın. Sıkacaksın evinde, karının yanına gideceksin. Yemiyorsa da evlenmeyeceksin. Evlenmeyeydi. Ya Kadir çok sersin ya. Bak şu sözümü lütfen tarihe geçirmişsin Pascal. Hangi sözü? Dünya denen bu erkekler garnizonunda kadınlar güzelliğin lejyoneridir. He? Ne dedi? Dünya denen bu erkekler garnizonunda kadınlar güzelliğin lejyoneridir. Bak bu karısının şikayetlerinden kaçıp ormanda 10 yıl yaşayan İngiliz sığırını kınıyorum buradan ben. İlgilenmeyeceksen evlenmeseydin ya. Efendim? Kardeşim haklısın ama bu kadınlar da var ya her şeyden şikayet ediyor. Diyecek abi, onun yaratılışı öyle. Dinlesene sen kadın, belki doğru bir şey söylüyor. Ya Kadir şimdi bu lafın derinliğine girince doğru ama. Aması yok birader, aması yok. Yalnız var ya boşuna uğraşıyorsun. Ne açıdan yavrum? Kadınlara sempati yapıyorsun ama var ya kadınlar bizi dinlemiyor. Harbi mi? Evet abi. Bizim dinleyici var ya. Paso sap. Ya Yeniçeri Ocağı'na mı yayın yapıyoruz biz ya? Ne demek bütün dinleyici sap? Öyle abi. Kadınlar bizim muhabbeti sevmiyor. Oğlum hep senin yüzünden. Sana ben kaç kere söyleyeyim, kadınların hoşuna gidecek şeyler konuşalım. Ha? Sen hala nargile kahvesi muhabbeti çeviriyorsun. Farkında değilsin ya. Bir devrime ihtiyacımız var Pascal ya. Ne devrimi? Programı değiştireceğiz. Daha kadına yönelik çalışacağız abi. Abi çalışalım. Ne konuşacağız? Söylesen hadi. Abi her şeyi ben mi söyleyeceğim? Kadınlar en çok neyi seviyor? Sen söyle. Hadi valla. Kadınlar ne seviyor? Ben anlamam. Her gün değişiyor. Şunu unutma Pascal. Kadınlar doğrusunu yapıyorlar. Her an her şey değişiyor. Kadının değişmesi normal. Yani Nemrut heykelleri gibi değişmeye direnen bir tek biz erkekler. Şimdi mesela sana sorarım. Saçını nasıl kestiriyorsun? Alabros. Alabros kestiriyorsun. Kaç senedir? 40 sene. 40 senedir saçlar alabros kestiriyorsun. Kaç yaşındasın? Abi bayağı var. Buyur. Bilmem kaç senedir saç şeklini değiştirmeyen bir mahluksun ya. Peki kadın kuaföre her gelişte yeni saç yaptırıyor ya. Ne yaparım kardeşim ya? Balyaj mı yaptıralım? Ya balyaj değil de Pascal. Ben araya ışıltı attıracağım. Ama cesaret edemiyorum ya. İstersen makyaj yap. Bak bir gün o şekilde de sokacaklar bizi, gör. Bir gün erkeklere de makyaj yaptıracak. Ama ben de sen ben yaşamayız o günleri görmem. Bir gün yapacak ama erkekler de.
Yok abi, o kadar olmaz. Sen Pascal elinde fondöten fırçasıyla böyle çıt 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 yanaklarını fırçalayacaksın. Asla. Bir gün insanlar seni kırmızı ışıkta beklerken arabanın dikiz aynasında öz dudağına sürdüğün kiremit rengi ruju alt dudağına bulaştırmak için dudaklarını böyle içeri doğru yuvarlarken görecek. O ne lan? Kadınlar öyle ruj sürmüyor mu abi? Üst dudağı ruju sürüyor, dudaklarını böyle içeri yapıyor, tek alt boyanmış oluyor. Kadir ya, sen neler biliyorsun? Ağaç kovuğunda büyümedik aslanım. Oğlum. Yaz bunlara. Aragaz. Pascal. Kadir. Rus manken kızdırmış. Beni mi? Yok. Seni mi kızdırdı? 35 yaşın altındaki hiçbir Rus kadını beni kızdıramaz Pascal. Kimi kızdırmış? Fahriye Evcen hanımefendiyi kızdırmış. Niye? Fahriye Evcen'le Burak Özçivit kardeşimiz biliyorsunuz izdivaç halindeler. Bilmiyorum abi. Ne hareket? Yani evliler yani. Ha evet, evliler. Bir ara İranlı bir kadın model Burak kardeşimize ilgi gösterince Fahriye Hanım haklı olarak kızmıştı. Niye kızıyor? Kızar kardeşim, seven ölsün mü? Kıskanıyor kadın. Kardeşim bana ne söylüyorsun? Ben mi yürüdüm? Ya Fahriye Hanım, hangi birinizle uğraştın kardeşim? İranlı manken krizi bitti. Şimdi Rus manken krizi çıkmış. Ne olmuş abi? Nasıl çıktı? Şimdi Rus manken Victoria Bonya geçen Haziran ayında kancayı takmış. Instagram'dan Burak'ın fotoğraflarına yakışıklım, vücuduna güzel şekil vermişsin adamım yazmış. Oo, ağır yürümüş. Tabii Fahriye Hanım hemen tavır koymuş. Abi ben olsam ben de koyarım. Burak Instagram'dan Victoria'yı engellemiş. Engellememiş pardon. Ben olsam ben de engellemem. Niye yapayım ya? Ama rahat dursana, Rus manken Victoria. Durmamış mı? Durmamış. Burak Özçivit geçen günlerde saçını kestirip Instagram'a koyunca hemen beğenmiş. Oo, abicim hemen böyle art niyet aramıyorum. Den girmiştir. Fakat bu sefer devreye Fahriye Evcen'in fanları girmiş. Abicim bu fan aşırı ısınınca olmuyor mu? Ya evet, aşırı ısınınca fan devreye girer. O yüzden ben bu soğutmalıları tercih ediyorum. Ya aslında var ya, bu fanın kablolarını ters bağlayacağım. Kontağı açar açmaz sıcak soğut demeden çalışacak. Öyle dayı. Ne konuşuyoruz abi biz? Abi motor falan. Lan Rus manken krizinde devreye giren Fahriye Hanım'ın arabasının motor fanı değil ki. Fahriye Hanım'ın yani biyolojik fanları, hayranları yani. Ha, fan deyince araba sandım. Ya şu an kaç kişi iğrenç deyip kanal değiştirdi biliyor musun senin yüzünden? Kardeşim olabilir bunlar. Neyse, Victoria bu aktör için ne zaman yorum yapsam insanlar üstüme gelir, sebebini anlamıyorum demiş. Ben dedim kız masum. Pascal seninle aynı fikirde değilim. Ben bu krizde içim kan ağlayarak da olsa Rus coğrafyasına sırtımı dönmek gibi de olsa Fahriye Hanım'ın yanında bir tutum takınacağım. Abi neden ya? Ne yaptı kız? Ya sana ne evli barklı adamın kası, saçının şeklinden, fiziğinden, orasından, burasının efendim? Beğenmiş olabilir. Olmaz abi, beğenmeyecek. Burak Özçivit beğenen beğenmiş, alan almış, satan satmış. Adamın tapusu Fahriye'de. Sana ne oluyor efendim? Kadir sen de var ya, İlk defa Ruslara sinirliyorsun. Evet bak, ben o coğrafyayı kaybetme pahasına bu tutumu takınıyorum Pascal. Kadir be, hiç tavizin yok. Benim bu konularda tavrım çok nettir Pascal. Ya peki Kadir, Burak'ta hiç hata yok mu? Ya Burak belki Rus mankeni Instagram'da engelleyebilirdi. Ama bunun da sonu yok. Her like atanı engellerse bu adam daş mı yiyecek kardeşim? Bu adamın sanatı beğenilmek üzerine, öyle mi? Evet Kadir'im, doğru diyorsun. İkine oldum. Ha, sağ. Bu arada senin Instagram adresin neydi ya? P numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Burak Özçivit de bir yere kadar. Bir gel beni takip et. Victoria'ya seslenin. Bir gel. Eğlen, ne güzel yazıyor. Komik komik fotoğraflar koy adam. Bir gel. Gel bir Kadir Çopdemir'i gör ya. Neyse. Yani Burak'ın burada kötü bir huyu var Pascal. Yemeği önünden yemiyor. Geçen sene beraber bir yemek yedik. Ortaya salata söyledim. Salatayı benim önümden yedi ya. Ya en kızdığım şey, ortaya karışık menemen geldi. Ekmeklere banarak yedik. Ekmeği hep yerim. Önüme bandı. Önümdeki yumurtayı beraber yedik. Yani kendi önündekileri sonra kendisi yedi. Burak mı? Yok, Burak Kasnak. Bu kim ya? Benim bir arkadaş. Abi nereden çıktı? Tosya'dan. Abicim bu Burak Özçivit, onda bahsediyorum. Nereden çıktı öbürü? Oğlum o değil de acayip menemen çektiler canım, şöyle acı biberli, domatesli, bol biberli. Güzel olmaz mı ya? Öf Kadir, insan dersin. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Birleşik Arap Emirlikleri'ni bildin mi?
Bildim. Yapay Zeka Bakanlığı kurmuşlar abi. İyi, kursunlar. Başına da 27 yaşında Omar Bin Sultan Alomay'ı getirmişler. Getirsinler. Bizi ne? Abi bu Birleşik Arap Emirlikleri nerede? Körfez'de. Bu körfez ülkelere demek ki beyin yok, zeka yok Paskal. Niye abi? Ulan zekaları olsa yapayın peşine düşmezlerdi değil mi? Kadir, yapay zeka öyle bir şey değil. Bak bu körfez ülkelerinde beyin olmadığını nereden anladım? Nerede? Türkiye kadar da üst kurdu. İsyan ettiler. Türkler körfezden gitsin dediler. Göya bunlar Müslüman. Oradaki Amerikan, Alman, Fransız üstlerinden rahatsız olmuyorlar. Din kardeşinin üst kurmasından rahatsız oluyor. Sonra ben körfez Araplarında beyin yok deyince suçlu oluyorum öyle mi? Bana niye küzüyorsun? Ben mi şey yaptım? Yok canım, ben sana bir şey diyeyim. Arayacağım ben şu Omar'ı. Ara ara. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zeka Bakanı Omar Bin Sultan Alomay'ı arıyorum. Aha da çalıyor. Alo. Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zeka Bakanı Omar Bin Sultan Aldolama'yla mı görüşüyorum? Pardon, dolama değil, olama. Ha tamam. Selamun aleyküm. Hacı Arap Emirlikleri Yapay Zeka Bakanı Omar Bin Sultan Aldallama. Pardon, Aloma. Ha. Pascal Numa da burada. Alo, ne yaptın hacı? Trabzon'dan sen de yer aldın mı? Trabzon nereden çıktı ya? Abi, Araplar var ya, Paso Trabzon'dan yer arıyor. Harbiden ya, Trabzon'da Cidde'den çok Arap var ha. Yani oranın iklimi çok seviyorlarmış ya. Abicim, bal var, meyve var, hamsi var. Allah Allah. Tabii bıktı adamlar deve eti yemekten değil mi? Para da var adamlarda. Neyse, bir gün kendi memleketlerine de şey yaparlar inşallah diyeyim. Alo, Yapay Zeka Bakanı Omar. Şimdi bir şey soracağım. Sizin IQ kaç canım? Ha diyorsun. Ne dedi? Evet, IQ diye bir şey varmış duyduk ama net bir şey diyemeyeceğim dedi. Dedi. O zaman sen bir ölç. Peki ben o zaman ölçüyorum sizin şeyi. 9 kere 9 kaç? Oha. Ne dedi? Me dedi. Me. O ne ya? Ya ben ona 9 kere 9 sorum, o bana bulmacadan çıkan kuzu sesi me'yi söylüyor ya. Me dedi yani. Me değil ki. Nedir? Me. Oğlum evet, kuzular e'yi uzatıyor ama bulmacayı o kadar e nasıl yazacaksın ya? Abicim, doğrusu neyse onu yazalım. E yap bakayım bir daha kuzu sesini. Me. O kara kuzu canına yanayım. Alo, ha efendim. Yapay Zeka Bakanı Omar. Düzgün konuş. Alo. Ne diyor? Benim zekaya laf ediyorsunuz da sizdeki zeka da ilginç diyor. Yollayayım size 2 kilo yapay zeka, taze çıktı diyor. Palayla mı satıyor? Ne bileyim kardeşim ya, hiç ihtiyaç duymadım ki ama bu körfez Arapların kesin ihtiyacı var. Kadir, bizim ne ihtiyacın var? Bizim de bir kendimize gelmeye, kendimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız var pasta. Ooo Kadir, o bugün var ya çok mesajlısın. Hadi bakalım. Aragaz. Paskal. Bro. Hülya Avşar'ı bildin mi? Bildim. Demet Akalın'ı bildin mi? Bilmem mi? Dişi Kartal, Beşiktaşlı. Hülya Hanım geçen hafta TV'de erkekler arada eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmalı ki evlilikleri sorunsuz yürüsün deyince... Ak. Rütük Hülya Hanım'ın bu sözlerini söylediği kanala ceza vermiş. Rütük haklı. Yeminle ter döktüm burada. Neden abi? Ters bir şey söyleyeceksin diye. Der miyim ya? Rütük var ya, haklı abi. Evet, Demet Akalın da maşallah nazar değmesin. Bak, evli insanlara bizim nazarımız hiç değmez değil mi Pascal? Hayatta değmez. Neden? Çünkü evlenmeye hevesimiz yok. Dünya güzeli gelse önümüze, evlenelim dese dönüp bakmayız. Bakar mıyız? Bakarsam... Evlilik hevesimiz, hırsımız olmadığı için evlerine nazarımız falan değmez yani. Neyse, Demet Akalın da Hülya Hanım'ın bu açıklamalar için, Hülya Hanım vaktiyle aldatıldığı için böyle şeyler söylüyor. Kendisini Sultan Baba türbesine götüreyim, doğru adamı bulsun demiş. Yani anlamadım. Hayır, mevzu evlilikte aldatma aldatılma değildi. Nedir abi? Sultan Baba. Sultan Baba? Daha doğrusu evliya türbelerinin klasifiye edilmesi. Mesela Sultan Baba doğru erkeği buldurur. Göbekçi Baba göbek atana bebek verir. Telli Baba evlenmek isteyene evlen. Bu ne abi böyle? Abi hep bunlar için gidiyorlar. Ya arkadaş, bunlar Allah dostu olduğu için sabrı külliden nasiplenmiş insanlar. Bunları çarpmıyorlar. Hele ben o Göbekçi Baba Hazretleri'nin yerinde olsam, yani o edepsizden alayını çarparım, ağzı bir yana burun bir tarafa gider ya, edepsizlik ya. Tamam Kadir, sakin ol. Ya Allah dostunun türbesine göbek atılır mı abi? Kadir kızma, cahillik olabiliyor. Ya Pascal bak, ben buradan sesleniyorum. Mevlana Hazretleri'nin türbesinde hangi kurum sorumluysa ona sesleniyorum. Sert bir dille sesleneceğim. Seslen abi, hadi. Abicim bak, ne yapıyorsunuz siz? Mevlana türbesinde, sandukanın önünde selfie çekenlerden, yan yana dizilip arkasını sandukaya dönüp poz verenlerden fırsat bulup dua etmek mümkün değil ya. Ya fotoğraf çekiyorsun da turistik gezi mi bu ya?
Mevlana Hazretleri'nin huzurundasın abi. Biraz edepli olun ya. Yanlış mıyım? Allah Allah. Kadir ya. Biraz sakin. Ya bunu yapanlar kelli felli, yaşını başına almış insanlar, Mevlana türbesine gelen kadınlar daha edepli. Edepsizliği yapanlar genelde de erkek ha. Daha fazla konuşursam bir ton laf çıkacak ağzımdan yani. Bak burada keselim. Evliyaların türbesine gidiyorsak edeple dua edelim, sadaka dağıtalım, fakir fukarayı oradaki sevindirelim. Hep bana diye dua etmeyelim, etrafı faydalı dualar da edelim ama böyle göbek atmalar falan filan yapmayalım, kızdırmayalım beni yani, kızdırmayın beni. Kadir, bir şey soracağım. Harbiden bak, göbekçi babanın yerinde olsan çapar mısın? Ya al sana bir göbek, ver bana bir bebek diye sandukanın etrafına göbek atıyorlar abi, olur mu bu ya? Çarpmak ne ya, perişan ederim o derece yani. İyiydi Kadir, Ülya Havşar Demet Akar'ı. Buraya nasıl geldik? Allah onu ben de anlamadım buraya. Evet. Aragaz. Pascal. Sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar, beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Profesör, doktor, Dilber Kortaylı stüdyomuzu şereflendi. Hocam hoş geldiniz. Dilber Hocam, çok özledim ya. Yani ne yalan söyleyeyim, evet cahillikle savaşım var ama cahillerimi ben de özlüyorum. Günaydın cahiller ve her zaman cahil kalanlar. Dilber Hocam, dinleyicilerimizden Ebru'nun size sorusu. Yani daha nefes alamadan hemen soru. Ay ne demişler, su uyur cahil uyumaz. Ay espri yaptım bak Pascal, fark ettin mi? Yo, ne zaman? Ay bu da kara cahil işte, ayakta uyuyor desem atlar ayakta uyuyor, atlar da cahil değildir. Aa, biz atları cahil biliyorduk. Yarış atları cahildir, ötekiler değildir. Peki hocam, İngiliz atı nasıl? İngiliz atı kadar şerefsiz bir hayvan tarih boyunca görülmemiştir. Adamı böyle sırtından atar, kendisi koşmaya devam eder. İngiliz'in atı bile sinsidir, hiç sevmem ben. Hocam dinleyin sorusu vardı. Ama soru dediğin de nedir yani, sor bakalım, kim bilir ne cahilce bir şey. Ay ömrümü yediniz Allah'ın cezaları, vallahi billahi. Ay beddua etmeye de kıyamıyorum. Ama hocam sana yakışmaz. Sen bilim adamısın. Yemişim bilimi. Keşke bilim adamı olacağıma biraz hayat adamı olsaydım da üniversitelerde, amfilerde, kütüphanelerde ömrümü çürütmeseydim. Pişman mısınız Dilber Hocam? Bakın saygın bir insansınız. Bütün dünyada hürmet görüyorsunuz. Mişim bütün dünyayı. Geçen gün bir gece kulübüne gideyim dedim. Kapıda tanımadılar beni. Halı tüccarı gibi bir herif geldi. Ay karikatür gibi bir tip. Ay buyurun efendim, aman abicim diye önünde yeri öptüler. Bana da tek almıyoruz bilader, kusura bakma dediler. Izbandut gibi adamlar kolumu bir tuttu. Ay iki kutu bengay sürdüm, bak acısı hala geçmedi. Ben uyuyayım mı? Ay olsana Pascal, konuşlarıma da gir. 4 gündür makale yazıyorum, bak sırtım tutuldu. Ay sağ kürek kemiğimin altında bak domur domur, görüyor musun? Hocam Pascal, konuşlarınızı ezerken artık şu dinleyici sorusunu soralım ya. E hadi sor, sen de yeni gelin gibi nazlandın. E bitmiyor ki geyiğiniz. Ay biraz aşağı Pascal'a. Hah, orayı aferin, o işte. Ebru diyor ki Dilber Hocam, ben size layık olmaya çalışan bir cahilim. Erkek arkadaşım da tam bir cahil. Kendisi Akrep Burcu. Acaba Akrep Burcu ile ilgili ne söyleyebilirsiniz diyor. Yani Akrep Burcu tabii duygusaldır. Kindar derler hocam. Hafakanlıdır yani, çabuk sıkılır. Kendini beğenmiştir. Özellikle akrep erkeğini görsem da buldumcuk boncuğu var zannedersin. Peki hocam, akrep kadını nasıl? Ay duygusaldır, temiz bakımlı erkek ister, ay sürekli ilgi ister. Akrep Burcu akrep gibidir. Her yandan böyle kıskaçlarıyla sarar. Yani bu burcun hiç mi yanı yok hocam ya? Honduras işlerinde akıl alırlar. O zaman hocam ben böyle Akrep Burcu'nu oynayayım. Peki Akrep Burcu'nun aşkta şanslı olduğu günler var mı hocam? Yani ben Akrep Burcu olsam 30 Ekim, 27 Kasım ve 25 Aralık'ta Honduras'ı kovalardım. Bak hocam, sen de var ya, aynıyorsun bu işlerde. Ay burçlar cahilçidir. Akrep Burcu da diğer burçlar gibi cahil bir burçtur. Zaten akrep nedir?
bak zehirli bir hayvan. Bunun etrafını çevirip ateşle yakarsan kendini sokup öldürür. Neden? Cahil çünkü. Ay biraz bekleyeyim de bu ateş sönsün yoluma gideyim demese uzak durmak lazım. Hocam senin burcun ne? Aygır burcuyum ben. Vay be, aygır burcuyla noktayı koydu hocam. Hadi bro toplanalım gidelim, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim nasipse yarın görüşmek üzere. Paka paka. Bye bye.